Alışveriş yaparken tespit ettiğiniz haksız fiyat artışlarını şikayet edin. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı'ndan tüketicilere dikkat çeken bu çağrı geldi. Peki tüketiciler bu işe ne diyor? Bakalım. Ya burada 15.95 aldım, mahallede mesela 19.95. Meyve suyularında ben şok oldum. 2,5 liraya alıyorduk, şimdi 4,5 lira olmuş. Şikayetçi çok, harekete geçip şikayet eden yok. Bahanelerse çeşitli. Hiç vakit bulamıyoruz desem daha doğru olur açıkçası. Çok etkili olamayacağımı düşünüyorum. Nereye şikayet edeceğim? Yapabilecek bir şey var mı? Süt ürünleri, yumurta, sıvı yağ. Etiketlerdeki hareketlilik son dönemde hep yukarı doğru. Ticaret Bakanlığı ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı yeni yılın ilk iki ayında. Dünle bugün artan bir şey değil. Belli bir periyotta arttı bu. Pandemi sürecinde herkes evde. Fiyatları biraz analiz etme fırsatı da buldu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken fahiş fiyatları şikayet edin çağrısı yaptı tüketicilere. Çekinmeyin mesajı verdi. Sorduğumuz zaman da doların artışından dolayı bir bahane gösteriliyor. Ne yapıyorsunuz fiyat artışına karşı? Bir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Birçok kişi bilmiyor ama haksız fiyat artışını bildirmek için Ticaret Bakanlığı'nın iki farklı uygulaması var. Biri internet üzerinden haksız fiyat artışı bildirme uygulaması, diğeri de Alo 175 tüketici danışma hattı. Fiyat artışını şikayet ettiniz mi? Tabii ettik. Ne oldu? Takipteyiz diye yanıt geldi bize. Ne var sizin listede? Yani evin ihtiyaçları. İşte iki tane kostan patlıcan, bir kilo biber, bir kilo salatalık. Uzun süredir kayıp olan alışveriş listeleri yeniden ortaya çıktı. Zaten uzmanlar da fiyat karşılaştırması için listeyle alışverişe çıkın uyarısı yapıyor. İkinci bir uyarıysa farklı noktalarda, farklı marketlerde fiyatların karşılaştırılması. Kotayı açtık şu anda. Liste var, nasıl açtınız? Listenin haricinde almamız gereken ürünler oldu.